Merhaba arkadaşlar, ben Halit Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili DGS Tayfa, doğru tercih üniversite kazandırır. Bunu asla unutmayın. Sınava girmek ve sınavda güzel bir sonuç almak kadar doğru tercihte bulunmak da önemli arkadaşlar. Güzel bir puan alabilirsiniz ama güzel bir tercih yapmazsanız, yanlış tercih yaparsanız sonra üzüleceğiniz bir yere gidersiniz arkadaşlar. Doğru tercihler için tercihleri nasıl yapıldığını bilmek lazım. Bunun için tercih rehberliği alabilirsiniz bizden. Tercih rehberliği almak isteyen arkadaşlar için videonun altına açıklama kısmına link bıraktım. MB Akademi'den oradan bizden tercih rehberliği alabilirsiniz. Tercih rehberliğini 3 aşamada yapıyoruz. Birincisi ön görüşme yapıyoruz. Sizden sonuçlar alıyoruz. İkincisi sizinle görüntülü görüşme yapıyoruz. Ve tercihleri birlikte yapıyoruz arkadaşlar. 3 aşama şeklinde tercih rehberliği yapıyoruz. DGS tercihleri yaparken nelere dikkat etmeniz lazım? Tercihler nasıl yapılır arkadaşlar? Tercihler yapılırken ÖSYM'nin bir kere tercihi takvimini beklememiz gerekiyor. Tahmini olarak 24 Ağustos'ta arkadaşlar tercihler açıklanacak. Ve ÖSYM bir hafta süre veriyor. Siz aday işlemleri sistemine giriyorsunuz. Ve burada kodlar var. Yani tercihler bulunduğunuz üniversitenin sol tarafında genelde kodlar oluyor. O numarayı alıyorsunuz. ÖSYM'nin sayfasını yapıştırdığınızda direkt geliyor zaten. Bu basit bir olay. Açıklandığı zaman tercihleri nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim zaten size. Tercihler yaparken arkadaşlar kontenjanlara dikkat etmeniz lazım. Yani tercihde bulunurken kontenjanların azalması, artması, bazı bölümler için kontenjanlar ciddi oranda azaldı. Bazı bölümler için değişmedi. Mesela değişmeyen üniversitelerin, değişmeyen bölümlerin tercihleri yapılırken farklı bir durum var. Kontenjanı değişen bölümleri tercihlerini yaparken farklı bir durum var. Dolayısıyla kontenjanlarınız değişti mi, değişmedi mi? İstediğiniz yerlerin kontenjanları ne kadar değişti? Buna dikkat etmeniz lazım. Bir de tercihte bulunurken puan mı, sıralama mı? İkisine de dikkat etmeniz lazım. Yani tercihte bulunduğunuz yerin sıralaması, tercihte bulunduğunuz yerin puanı. Bunlar hepsi önemli etkenler arkadaşlar. Ve sizin istekleriniz, yani siz tercihte bulunurken en önce nereleri istiyorsunuz? Yani en önce istediğiniz yerleri başa yazmak zorundasınız. Hocam başa yazacağım ama benim işte puanım şuna yetiyor, buna yetmiyor şeklinde düşünebilirsiniz. 30 tane tercih hakkınız var arkadaşlar. Bunların içerisinde 5-6 tane çok istediğin yeri başa yazsan bile bir şey kaybetmezsin. Bakın size bir örnek vereyim. Geçen sene yine tercih listesini hazırlarken bir öğrenci arkadaşımızın 2400 sıralaması vardı. Kendisi 400 sıralamalık bir yer istiyordu. Hocam yazayım mı yazmayayım mı? Ölü tercih olur mu dedi. Yaz dedim. En başa yaz dedim. Gelmez dedi. Dedim ki nasip kısmettir. Çünkü arz talептir arkadaşlar. Bunlar bilemezsiniz. Yani sizin önünüzdeki öğrencilerin nasıl davranacağını bilemediğiniz için belki orayı kimse tercih etmeyecek. Belki az öğrenci tercih edecek. Bilemeyiz. Şimdi maddiyat çok önemli artık. İnsanlar başka şehirlere gitmek istemiyorlar. Yani çok büyük etken. Adam başka şehire gitse en az aylık 10-15 bin lira. En az 10-15 bin lira. Yani aylık ortalama 20 bin lira ücret harcayacak. Dolayısıyla başka şehire gitmek artık büyük bir küflet. Büyük bir külfet. İnsanlar gitmek istemeyebilirler. O yüzden siz istediğiniz en çok istediğiniz yerleri başa yazmanızda yarar var. Ve biz bu arkadaşa yazdık. 2400 sıralaması vardı ve 400 sıralamadaki yer geldi arkadaşlar. Yani bu kesin olarak hep böyledir gelecek anlamında değil. Ama arz taleptir ne olacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla tercihlerinizi yaparken kontenjan sıralama puan ve isteklerinize göre bir tercih listesi hazırlamanızda yarar var arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı, sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.